Bu dersimizde bir tekelin ekonomik karını inceleyeceğiz. Bunun için işe standart miktar ve fiyat eksenlerimizi çizerek başlayalım. Bu miktar, bu da fiyat. İsterseniz önce bu tekelin ya da monopolün ürünü için talebin nasıl olduğuyla başlayalım. Buradaki talep eğrisi de normal bir talep eğrisi gibi yüksek fiyatlarda düşük, düşük fiyatlarda da yüksek olan bir talebi gösterecek. Evet, fiyat düştükçe talep edilen miktar da artacak. Bu talep eğrisi bu noktada tam rekabetçi olmayan firmalar için ki bunun en uç örneği bir tekel ya da monopoldür, marjinal gelir eğrisi bu talep eğrisine benzer. Tam rekabetçi bir firma içinse marjinal gelir eğrisi talep eğrisine eşittir. Ancak bu durumda eğrinin yatay bir doğru olduğunu da eklemek istiyorum. Tekelci firma fiyatı düşürdüğünde bundan sadece sıradaki ürünün değil, diğer tüm ürünlerin fiyatının da etkileneceğini ve bu fiyatların düşeceğini biliyoruz. Bu da marjinal gelir eğrisinin talep eğrisinden daha hızlı azalacağı ve buna benzeyen bir hal alacağı anlamına gelir. Bu eğer bilmediğiniz bir konuysa önceki ders videolarını izleyebilirsiniz. Bir tekerin ya da tam rekabetçi olmayan herhangi bir firmanın marjinal gelir eğrisi daha hızlı azalacaktır. Peki bu durumda bu firmanın üretmesi gereken rasyonel miktar ne olur? Bunun için marjinal maliyet eğrisine de göz atmamız gerekir. Öyle değil mi? Marjinal maliyet eğrisi içinde tipik olarak başlangıçta bir ölçek ekonomisi gerçekleşir. Sonra koordinasyon maliyetleri ve olumsuz ölçek ekonomisi ortaya çıkar. Girdiler daha da pahalılaşır ve sonuç olarak marjinal maliyet eğrisi de buna benzer. Bu durumda üretilmesi gereken rasyonel miktara bakalım. Mantıken her bir ek ürünün marjinal geliri marjinal maliyetinden fazla olacak şekilde bir üretim gerçekleşmektedir. Bu marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu noktaya kadar devam eder. Bu yüzden de üretilmesi gereken rasyonel miktarın bu nokta olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktaya M diyelim. Bu hem firmanın miktarı hem de piyasanın miktarıdır. Söz konusu olanın bir tekel olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Peki ya fiyat? Bunun için de talep eğrisine gideceğiz. İşte burası. Bunu da piyasa ya da pazar fiyatı olarak adlandıralım. Şimdi tekelci firma için ilginç bir durumla karşı karşıya olduğumuzun farkında mısınız? Tam rekabetçi bir firma için talebi marjinal maliyetle talep eğrisinin kesişim noktasının belirlediğini biliyoruz. Neden? Çünkü az önce de söylediğim gibi talep eğrisi ile marjinal gelir eğrisi birbirinin aynısıdır. Ama şu anda bu miktardan daha az bir miktarın üretildiğini görüyorsunuz, değil mi? Bakın, üretilen miktarın fiyatı marjinal maliyetten büyük. İşte burada. Bu miktarın fiyatı marjinal maliyetten büyük. Bu da aradaki bu farkın tam rekabetçi bir firmaya karşılık sadece tekelci bir firmanın elde edebileceği bir durum olması anlamına gelir. Ve burada da tüketici fazlası kaybı devreye giriyor. Yani toplumsal kayıp. Neden mi? Teorik olarak insanlar daha büyük miktarda marjinal maliyetten daha yüksek bir fiyat ödemek istiyorlar. Bu da piyasanın tamamının buradaki fazladan ürün için sahip olabileceği bir fazla olarak görülebilir. Evet, buradan elde edilebilecek bir fazla var. Ancak tekelci firma açısından mantıklı olana bakarsak, ayrıca diğer firmaların piyasaya girmesi için de aşılamayacak engeller olduğunu düşünürsek, bunu tüketici fazlası kaybı gerçekleşene kadar elde edemeyeceğimizi söyleyebiliriz. Bunu belirttikten sonra ilgi çekici başka bir soruya geçelim. Bu firmanın ekonomik kârı hakkında ne söyleyebiliriz? Buna cevap verebilmek için ortalama toplam maliyet üzerine düşünmemiz gerekecek. Hemen tipik bir ortalama toplam maliyet eğrisi çizeyim. Buna benzeyen bir şey olabilir. Marjinal maliyet ortalama toplam maliyetin altında olduğunda ortalama toplam maliyet aşağı yönlü bir eğri olacak. Marjinal maliyet ortalama toplam maliyetten büyük olduğunda da yukarı yönlü marjinal maliyet ortalama toplam maliyetle bu noktada kesişiyor. O halde bu ortalama toplam maliyet eğrisine dayanarak bu tekelin ekonomik bir karı olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bu miktarda aldığı fiyat bu. Her bir birimin ortalama maliyeti bu durumda ortalama olarak her bir birim için bu uzunluğu elde ediyor. Şöyle göstereyim bakın. Bu aradaki uzunluğu alıyor. Bunu üretilen miktarla çarptığımız zaman da ekonomik karını bulabiliriz. Evet bu durumdaki ekonomik kar içini taradığım bu alan olacak diyerek bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Önemli olan nokta şu. Tam rekabetçi olmayan bir piyasa söz konusu olduğunda ki bunun en uç noktasının da tekel ya da monopol piyasa olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Marjinal gelir eğrisi ile talep eğrisi aynı değildir. Marjinal gelir eğrisi bu şekilde azalan bir eğridir. Tam rekabetçi gibi yatay bir doğru değildir. Bundan dolayı da marjinal maliyeti marjinal geliri fiyatın marjinal maliyetten daha yüksek olduğu bir miktarda keser ve bu da piyasa için bir tüketici fazlası kaybı anlamına gelir. Monopol dolayısıyla toplumsal kayıp oluşur. Ekonomik kar içinde bu miktardaki fiyatı ortalama toplam maliyetle karşılaştırırız. Tam rekabetçi piyasanın uzun vadesindeki gibi ekonomik kar olduğunda piyasaya daha fazla firma girebilecekken tekelci firmalar için piyasaya giriş engelleri yüzünden bu mümkün olmayacaktır. Bu da bu tekelin işlere bu şekilde devam ettiği sürece buradaki ekonomik karı elde etmeye devam edeceği anlamına geliyor.